verdiğin zaman başlıyor. Ses. Sayın misafirlerimiz, törenimiz başlamak üzeredir. Yerlerimizi alalım. Teşekkür ederim. Gençlik umuttur. Güç katacak gücümüze. Öğretmen ışıktır. Ferdir gözlerimize. Okulumuz can verir harf ile hecemize. Dostlarımız şeref verir her daim bizlere. Hepiniz hoş geldiniz mezuniyet törenimize. Haydi yola çıkalım. Deniz, gemiler hazır. Rüzgar bizimle beraber. Üsküdar içimizde, ufuklar gözlerimizde. Yolumuzun üstünde umutlar, saatler güvertemizde misafir. Bu mutlu günümüzü onurlandıran, bizimle bu mutluluğu paylaşan herkesi, çağdaş uygarlık için çıktığımız yoldaki dostlarımız, yol arkadaşlarımız olarak görüyor ve hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Uzak ve yakınlardan gelen siz değerli velilerimiz, bugün ne kadar gururlansanız azdır. Çünkü büyük bir fedakarlıkla bu gençleri okuttunuz, onların geleceğe güvenle bakmaları, iyi yetişmeleri için ne gerekiyorsa yaptınız. Onlar da mezun olarak sizlerin bu fedakarlığını boşa çıkarmadı. Bizler de Haydarpaşa Lisesi idarecileri ve öğretmenleri olarak onlara bilgiye nasıl ulaşılacağının yollarını gösterdik. Kendilerine güvenen, okuluyla gurur duyan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda vatanına, milletine yararlı olacak kişiler olarak yetiştirdik. Bütün bu çabaların ışığında gençlerimiz de ana babalarına, vatanlarına layık olduklarını göstereceklerdir. Bu konuda hiçbir şüphemiz yoktur. Sayın Okul Müdür Vekilim, Sayın Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanım, Sayın Mezunlar Derneği Başkanım, Sayın Spor Kulübü Başkanım, değerli Okul Aile Birliği Başkanım ve üyeleri, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, saygıdeğer konuklarımız, 1934'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurularak bilginin ve ilmin bereketinde vatan sevgisinin ve bayrak aşkının sıcaklığında büyüyen bu eşsiz yuvanın Haydarpaşa ailesinin 86. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mezuniyet tören akışını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Hocamızın öğrencilerimize son dersi, dereceye giren öğrencilerimize plaket, diploma ve hediyelerin takdimi, dönem birincisi öğrencimizin kütüğe künye çakması, mezunlar adına 86. dönem birincisi öğrencimizin duygularını paylaşması, bayrak ve filama devir teslimi, Haydarpaşa Lisesi marşının okunması, diplomaların verilmesi, mezuniyet pastasının sınıf başkanları tarafından kesilmesi, kep atma töreni ve kapanış. Törenimiz gönül bahçemizde sevgi açan bu çiçeklerin tören alanına gelişiyle başlıyor. Huzurlarınızda 2023-24 eğitim öğretim yılı Haydarpaşa Lisesi 86. dönem mezunları. Arz ederim. Sınıfı, sınıf öğretmenleri Derya Ersoy eşliğinde tören alanına geliyorlar. Mert Berit, Selin Akkaş, Dilara Başak Akyüz, Hüseyin Kaan Arslan, Mert Arslan, Arda Avcı, Yusuf Balta, Burak Mektaş, Emre Deniz, Faruk Taha Bilgili, Tuğba Birinci, Ulaş Dayı, İlsu Avanoz, Ilgar Dündar, Mert Düzer, Hakan Gökdoğan, Elif Naz Göksün, Duru Gürdal, Ayşenur İşal,
Sümeyye Kalkan, Semih Özçelik, Doruk Öztürk, Duru Pekan, Abdullah Gürkan Sönmez, Recep Emirhan Tongün, Onur Kaya, Tuna Yazgan, Mehmet Kaan Yıldırım, Nur Beril Yücel. B sınıfı öğretmenleri Şafak Mehmet Danacı eşliğinde mezuniyet alanına geliyor. Mustafa Nusret Esen, Sarp Pamir Akyüz, Elif Aydın, Emir Bilim, Mehmet Arın Cengiz, Ali Bartu Coşkun, Mert Ali Çelik, Mehmet Ali Çişen, Görkem Çolak, İlke Depeli, Alper Reis Dereli, Emirhan Efe Doğan, Miray Elönü, Emir Mert Güldalı, Ömer Mete Gülsevin, Ceyda Hacı Fazlıoğlu, Pelin Duru Kılınç, Yahya Kontoğlu, Arda Emir Ortakan, Burak Öncel, Tolga Özçakır, Ahmet Özen, Deniz Polat, Ege Tarık Sağaroğlu, Emre Sağlam, Yusuf Buğra Sarı, Emir Fikret Satı, Işık Tan Tekiz, Arda Türkmenoğlu, Elif Naz Ulusoy ve Hasan Mert Vural. C sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Ercan Duman eşliğinde tören alanına geliyorlar. Alperen Ağaç, Süleyman Sami Akyazı, Beril Alkan, Yusuf Berk Atasoy, İrem Aydoğduoğlu, Osman Arda Çelik, Sudenaz Çetin, Nebiye Pelin Dilek, Zeynep Dilek, Mert Efe, İdil Tuna Erdemir, Fatih Eren, Gökçen İrem Naz İlhan, Arda İncekar, Barış İşkici, İclal Kerimoğlu, Berkahan Kocabaş, Orhan Beren Öztürk, Ali Mert Sarı İbrahim, Reşat Mert Selen, Zeynep Selcan Şahin, Ahmet Vehbi Şişman, Efe Uzunoğlu, Melis Ünal, Burak Salih Yılmaz, Mehmet Kerem Sağır. D sınıfı. Sınıf öğretmenleri Yavuz Kalkan eşliğinde tören alanına geliyorlar. Doğa Adıgüzel, Mustafa Aybak, Yusuf Selim Berber, Baran Çalışkan, Recep Emirhan Çırak, Ali Efe Çördek, Furkan Dölek, Mete Dursun, Yılmaz Gökmenoğlu, Özde Gültekin, Mustafa Mirza İren, İlkin Kaçmaz, Kutay Karasakaloğlu, Ali Eren Koç, İpek Korkmaz, Ahsen Berra Kösem, Uğur Efe Köseoğlu, Malik Enes Küçük, Yakup Berk Öngül, Melike Özkan, Yiğit Korkmaz Sarıgül, Eylül Şeker, Elif Şenlik, Zeynep Eda Tavşan, Ege Toplu, Melis Uçar ve Veysel Efe Vatandaş. E sınıfı sınıf öğretmenleri Özgü Öncül eşliğinde tören alanına geliyorlar. Nisa Ansan,
Hazal Aydoğdu, Eyşen Sena Baba, Batuhan Civelek, Doğancan Demiral, Şevval Sude Ekinci, Duru Ertan, Deniz Heval Gürkan, Durin İliman, Gülderen İslamoğlu, Muhammed Esat Korkut Ata, Rukiye Deren Köktepe, Nisanur Köse, Ekin Noyin, Demir Ok, Berrak Özbek, Elif Nazra Özdemir, Özge Özdemir, Duru Özyiğit, Toprak Sığırcı, Selin İrem Solak, Arda Taş, Yunus Emre Uçar, Ayşe Uzer, İpek Uzun, Hatice Elif Üge, Semih Efe Ünsal, Nehir Yıldıran, Ceren Beyza Aycan. F sınıfı. Sınıf öğretmenleri Volkan Çoban eşliğinde tören alanına geliyorlar. Ahmet Nadir Akgül, Bilge Atasoy, Elif Eda Ayan, Irmak Aydıner, Münip Ağa Rızvanoğlu, Didem Çataltepe, Sedef Demir, Merve Naz Atasoy, Alp Duran, Arda Aşkın Erdem, Elif Özgün Erem, Duhanur Ezer, Baran Burak Yiğit Öke, Emir Arda Benli, Mustafa Ali Karal, Tuğba Serra Koç, Melis Koldaş, Aynur Özyeri, Berkay Öztürk, Emre Sarkut, Zeynep Şahin, Reyhan Nihal Torun, Ada Yenici ve Başar Yılmaz. Onlar ki bu çatı altında memleket sevgisini yudum yudum içtiler. Zaferi, barışı, dostluğu, yüreklerindeki sevgiyi paylaşmayı öğrendiler. Ufkumuza yepyeni bir şafak gibi doğdular. Alınlarında ilmin ışığı, başlarında kültür tacı. Hep birlikte bir Haydarpaşa türküsü tutturdular. Haydarpaşalı olmanın verdiği gururla, keyifle, coşkuyla gönülleri birleşen, kocaman yürekli, vefalı, güzel gençler. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Değerli konuklarımız ve sevgili mezunlarımız, sizleri ya istiklal ya ölüm parolasıyla milli mücadele bayrağını açarak bize bu topraklarda yaşama mutluluğunu armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ulvi değerler uğruna ölüme meydan okuyan şehitlerimizin manevi huzurlarında beden eğitim öğretmenimiz Nurullah Çayırcı'nın komutuyla saygı duruşuna, ardından müzik öğretmenimiz İrfan Genç yönetiminde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için hazır ol. Dikkat. Thank you.
Murat. Yıllar geçiyor. Lise de bitti. Benim zamanımda, bizim zamanımızda ile başlayan konuşmalarınız başlayacak sizlerin de artık. Hey gidi günler diye başlayıp iç çekeceksiniz bazen bizler gibi. Ömrümüze, saçımıza, yüzümüze deyip geçiyor yıllar rüzgar gibi. Ama bu yıllardan kalan pembe, kocaman gülümseyen bir bulut hep üzerinizde olacak. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 12. sınıflardan sorumlu müdür yardımcımız Sayın İlhan Deligöz'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edelim. Sayın Müdür Vekilim, Haydarpaşa Lisesi mezun olan Sayın İstanbul Üniversitesi Rektörüm, Sayın Vakıf Başkanım, Dernek Başkanım, Spor Kulübü Başkanım, Aile Birliği Başkanım, sevgili öğretmen arkadaşlarım ve Haydarpaşa Lisesi'nin tarihini yazan kıymetli mezunlarımız ve adı 86 olan sevgi pıtırcıklarımız, 86. dönem mezuniyet törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili gençler, acı tatlı 5 yılı geride bıraktık. Özellikle son senenizi gurbet ellerde, tozlu ve gürültülü yollarda geçirdiniz. Ama yine de ahde vefa gösterip gemiyi terk etmediniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Haydarpaşalılık bu işte. Ve eminim ki bu hafta sonu girdiğiniz YKS sonuçları da açıklandığı zaman ayrıca bir gurur daha duyacağız. Mutlu haberlerinizi bekliyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerlediğimiz üniversite sınavı başarılarına bu sene bir altın çağ daha yazacağız inşallah. Dediğim gibi az kaldı. Bu sene ilk yüzde sayısalcılar, sözelciler her branşta bekliyoruz. Onun için ayrıca bir alkış istiyorum öğrencilerime. Bu sene ben şahidim, çok çalıştılar. Onları tebrik ediyorum. Sevgili gençler, fazla uzatmayayım. Sizlerden birkaç ricam var. Bir, Haydarpaşa Lisesi'ni ve biz öğretmenlerinizi unutmamanız. Nasıl? Tamam. İki, ülkemizin aydınlık yarınları için çok ama daha çok çalışmanız. Üç, biz öğretmenlerinize işte bunlar benim öğrencimdi deme gururunu yaşatmanız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Yolunuz, bahtınız, zihniniz açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı müdür yardımcımız Sayın İlhan Deligöz'e teşekkür ediyoruz. Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü Başkanı Sayın Tayfun Kardeş'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli misafirler, öncelikle bu gecenin en önemli faktörleri olan değerli öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca bize böyle bir mezuniyet töreni hazırlayan okul idaremize, vakıf idaremize ve diğer değerli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ancak ayrıca buraya katılıp törene eşlik eden ve çocuklarımızın velileri olan sizlere, annelere, babalara, anneannelere, babaannelere hepinize hoş geldin diyorum ve teşekkür ediyorum. Ben 1971 yılı mezunu bir Haydarpaşalıyım. Okulumuzu çok sevdiğimiz için 1971 yılından beri bu yuvadan hiç zaman kopmadık. Kardeşlerimizin de kopmasını istemiyoruz. Dolayısıyla kendilerinin çok iyi birer Haydarpaşalı olacağını, ileride de çok faydalı eserler meydana getireceklerini
canı gönülden diliyorum ve biliyorum. Ayrıca bu akşam aramızda İstanbul Üniversitesi mezunu Sayın Rektörümüz var. Kendisi de 1975 yılı mezunu. Böyle muhteşem Haydarpaşalıları aramızda görmek bizim için çok güzel. Dolayısıyla gurur duyuyoruz. Haydarpaşa büyük bir camiadır diyoruz ve bir arada olmayı her zaman ümit ediyoruz. Öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum ve abi olarak birkaç öğüt vermek istiyorum. Çünkü en önemli arkadaşlıklar lise arkadaşlıklarıdır. Lise arkadaşlıkları unutulmaz. Benim burada bir arkadaşım var, can dostum. 1966 yılından beri beraberiz. Diğer arkadaşlarla da daha sonraki dönemlerde tanıştık ve birlikte olduk. Dolayısıyla arkadaşlarınızı unutmayın. Bir abi ve Haydarpaşa olarak söylüyorum. Birer lisan veya hatta ikişer lisan lütfen öğrenin. Mutlaka hobileriniz olsun. Bunlar çok önemli. İnsanları ileride farklı kılan faktörlerdir. Ben hepinize başarılı günler diliyorum. Mezuniyetinizden dolayı kutluyorum. Ve bütün katılanları saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü Başkanı Sayın Tayfun Kardeş'e teşekkür ediyoruz. Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sayın Necat Doğan'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Rektörüm, Eğitim Vakfımızın ve Spor Kulübümüzün değerli yöneticileri, saygıdeğer Okul Müdürü Vekilim, sevgili öğretmenler, saygıdeğer velilerimiz, değerli konuklar ve sevgili yeni mezunlarımız. Bu özel törende Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği adına ve başkanı olarak bana konuşma olanağı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizlere sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Saygıdeğer anne ve babalar, işte gurur tablomuz. 5 yıl önce Haydarpaşa Camiası olarak sizden aldığımız çocuklarımızı bilgiyle donattık. Kendilerinden emin, cesur, ilkeli, ülkesine bağlı birer bireyler olarak size sunuyoruz. Ama bu gurur tablosunun en önemli paydaşı sizlersiniz. Sizlere öncelikle teşekkür ederim. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sizlerin emekleri hiçbir şeyle ölçülmez. Sizler gece gündüz bu çocuklara emeklerinizi verdiniz, bilgiyle donattınız. Sizler de çok bu toplumun temelinde çok önemli bir göreve, vazifeye sahipsiniz. Sizlere de teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sevgili genç arkadaşlarım, kısaca size bir şeyler arz etmek istiyorum. 5 yıl bitti. Üniversiteye gideceksiniz. Meslek sahibi olacaksınız. Yalnız siz alelade bir liseden mezun olmadınız. Sizler 90 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulmuş bir liseden mezunsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Haydarpaşa Lisesi ve Haydarpaşa Camiası çok büyük bir camiadır. Bunun için size iki örnek vereceğim. Birisi lisemizin kurucu müdürü Saffet Şav. Artık teknoloji var, internetten girin okuyun. 1891 yılında doğan, bu İstanbul'da doğan Saffet Bey, İzmir'de Atatürk'ün ilk Fransızca tercümanı. Fransız Yüksek Komiseri ile yaptığı görüşmede, ateşkes anlaşması öncesinde İzmir'de birebir tercüme yapmış. Sonra ateşkes, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda ve Lozan Anlaşması'nda tercümanlık yapmış. Ve bizim ilk okul müdürümüz. Yalnız bizim okul müdürümüzle de yetinmemiş, aynı zamanda Robert Kolej'de edebiyat hocası. Müdürlükle beraber bunu da sürdürüyor. Bir tane öğrenciden bahsedeceğim. İsmail Akbay, Haydarpaşalı ve NASA'da çalışan ilk Türk mühendis.
1930 yılında Mudanya'da doğuyor ve 1959 yılında Tennessee Üniversitesi'nde fizik mühendisi çıkıyor. İşte Haydarpaşa'nın büyüklüğünü bu iki insanı size anlatmakla özetleyebilirim. Biliyorsunuz ki çok önemli, çok önemli görevlerde yer almış abilerimiz var. Sanatçılarımız var. Bunları da unutmayın. Siz çok büyük bir camiada yetiştiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz Şav gibi hocaların elinden birçok akbaylar yetişmiş, 35 bin mezun olan Cumhuriyetimizin bir kalesinden mezunsunuz. Bunu asla unutmayın. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Çocuklar, adil ve erdemli bireyler olunuz. Hak ve özgürlüklerinizden asla ve asla taviz vermeyin. Onlara müdahale edenlere hemen tepkinizi gösterin. Demokratik, layık bir hukuk devletinde yaşamaktan asla vazgeçmeyin. Yolunuz açık olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili çocuklarım. Konuşmalarından dolayı Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sayın Nejat Doğan'a teşekkür ediyoruz. Hasret dedikleri bir ince ağrı, yükselir her gece sabaha doğru. Uğuldayıp durur yüreğin sesi, bir kutlu sevdadır Haydarpaşa Lisesi. Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanımız Sayın Eminbaşı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın veliler, sevgili gençler, kıymetli Haydarpaşalılar. Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 86. dönem mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Sevgili gençler, 5 yıl önce 17 Eylül 2019 Pazartesi sabahı çekingen, sevinçli, umutlu adımlarla anne, baba, ebeveynlerle birlikte girdiğiniz lisemizin kapısında mezun büyükleriniz olarak biz de sizleri heyecanla karşıladık. Biz Haydarpaşalı mezun büyükleriniz, emekli öğretmenleriniz önde, siz hemen arkamızda, mezunlar bandomuzun çaldığı Haydarpaşa Lisesi marşı eşliğinde tören alanına yürüdük. Üst sınıflar, öğretmenleriniz ve o günkü lise müdürünüz Sayın Vahdet Kemal Oral sizi alkışlarla karşıladı. Konferans salonunda ilk derse geçildi. O gün Profesör Doktor, yine lisemiz mezunu Barış Tan size ilk ders konuşmasını yapmıştı. Bugün de yine alkışlarla, heyecanla sizi uğurlarken son ders konuşmasını yine Haydarpaşa Lisesi mezunu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bülent Zülfikar yapacak. Geçen 5 yılın sonunda sizleri gururla mezun ediyoruz. Çocukluk yaşlarınızda geldiğiniz Haydarpaşa Lisesi'nde birer yetişkin genç kız, birer yetişkin delikanlı olarak mezun oluyorsunuz. Hemen hepiniz sosyal kulüplerde yer aldınız. Kişisel iletişim gücünüzü, liderlik yeteneğinizi geliştirdiniz. Takım çalışmasını öğrendiniz. Ve pek çoğunuz burada almış olduğu liderlik özelliğini, takım çalışmasını, ileride sahibi olacağınız kendi işinizde ya da kamuda, özel sektörde çalışırken mutlaka en büyük hatırlayacağınız, kazandığınız yetenekler bunlar olacak. Sizin döneminizde dünya tarihinde unutulmayacak bir dönem geldi. Pandemi dönemi. Bu süreçte aldığınız online eğitimle öğretmen-öğrenci çalışmasının da en güzel örneğini verdiniz. Sadece dünya tarihi değil, Haydarpaşa Lisesi tarihinde de önemli döneme şahitlik ettiniz. Haydarpaşa Lisesi kampüsü sizin döneminizde inşa ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul'da açılan ilk lisesi olan Haydarpaşa Lisesi bugün de
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Avrupa'nın en modern kampüsüne kavuşuyor. Gençler, inanıyorum ki her biriniz hayalinizdeki mesleğin en başarılı isimlerinden biri olacaksınız. Sizden isteğim, iş başvurularınızda, hazırladığınız CV'lerinizde, eğitim bölümüne Haydarpaşa Lisesi'ni mutlaka yazın. Yazmak yetmez, iri punto, koyu renkle yazın. Lisenizle ve mezunlarıyla daima gurur duyun. Marşınızın sözlerini hiç unutmayın. İleride çocuklarınıza öğretin, onlarla birlikte söyleyin. Bugün diplomalarınızı alırken öncelikle sizleri yetiştiren ailelerinize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de vakıf yönetiminde bulunan değerli mütevelli arkadaşlarıma. Bunların başında her konuda desteğini esirgemeyen, her mezuniyette olduğu gibi bugünkü mezuniyet töreninde de ev sahipliği yapan, sponsorluğu üstlenen Acıbadem Üniversitesi kurucusu Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a, yine her zaman desteğini esirgemeyen Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu Sayın Enver Yücel'e, Acıbadem Üniversitesi teknik ekibi lisemiz mezunu Metin Akçen'e ve arkadaşlarına, ayrıca bu kusursuz organizasyonu gerçekleştiren HİR organizasyonu ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Gençler, sizlerin kendisine, ailesine, ülkesine faydalı gençler olacağınıza inanıyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Konuşmalarından dolayı Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Emin Baş'a teşekkür ediyoruz. Atatürk diyor ki, milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Okul Müdür Vekilimiz Sayın Yücel Çelik'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli İstanbul Üniversitesi Rektörüm, Sayın Eğitim Vakfı Başkanım, Mezunlar Derneği Başkanım, Spor Kulübü Başkanım, Okul Aile Birliği Başkanım, kıymetli meslektaşlarım, değerli velilerim, sevgili öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Haydarpaşa Lisesi 86. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu gecenin haklı gururunu yaşayan, kalpleri heyecanla çarpan siz velilerimizi, öğrencilerimizi ve değerli yakınlarını en derin duygularımla tebrik ediyorum. Konuşmama başlamadan önce değerli başkanım da bahsettiği üzere Emin Gökalpbaş'ın nezdinde, onun şahsında Acıbadem Üniversitesi kurucusu Sayın Mehmet Ali Aydınlar Beyefendi'ye, yine Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu Enver Yücel Beyefendi'ye özellikle teşekkürü bir borç biliyorum Haydarpaşa Lisesi adına. Çünkü hiçbir zaman, hiçbir günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Her zaman arkamızdaydılar. Ve her dediğimizde derdimize koştular. Teşekkür ediyorum. Çok iyi ki varlar. Bunun dışında bir mesaj iletmek istiyorum. Değerli müdürümüz Sayın Muzaffer Güneş, okul başında, eğitim öğretim başında planlanan bir okul programı suretiyle şu an aramızda bulunmamaktadırlar. Yurt dışında okul programı üzere dışarıdalar. Değerli öğrencilerimiz, 86. dönem mezun gençlerimize mezuniyetlerini tebrik ediyor. Başarılı ve sağlıklı bir ömür geçirmeleri için
şahsımdan sizleri tebrik etmemi istedi. Kendim onun üzerine tebrik ediyorum sizleri. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulmuş olan, birbirinden değerli on binlerce mezun olan, bir eğitim kurumundan ziyade köklü bir camia olan Haydarpaşa Lisesi'nin bir eğitimcisi olarak sizlere hitap etmekten büyük onur ve gurur duyuyorum. Değerli öğrencilerim, arkamda azimli, başarılı ve vatansever gençlerimizin nefesini ve heyecanını hissettikçe ülkem için tekrar umut doluyor ve sizlerle birlikte heyecanlanıyorum. Sevgili gençler, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar olarak yaşayın. Akıl ve ilim yol göstericiniz olsun. Bütün toplumların ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizim de geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. Bu gerçeği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere emanet ederek göstermiştir. İnanıyoruz ki sizler de umutlarımızı ve güvenimizi boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzenine çıkaracaksınız. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Haydarpaşa Lisesi, Türkiye'nin geleceğine yön veren, bu yolda her alanda çok kıymetli mezunlar vermiş, ülkemizin en önemli, en köklü eğitim camialarından biri olmuştur. Dolayısıyla bu gecenin bizlere yakışır, düzeyi yüksek, mutlu bir gece olarak hepimizin anılarında yer almasını temenni ediyor. Kıymetli vakitlerinizi ayırarak bu müstesna gecede bizleri yalnız bırakmadığınız ve onurlandırdığınız için teşekkür ediyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili 86. dönem mezunları, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki Haydarpaşalısınız. Teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı Müdür Vekilimiz Sayın Yücel Çelik'e teşekkür ediyoruz. Denizin kucağına uzanmış kız kulesi. Dalgaları hasretle okşuyor saçlarını. Tamburun tellerinde bir gönül hikayesi. Dinle, bir daha dinle Üsküdar bestesini. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar'ı mezunlarımıza son dersi vermek üzere kürsüye davet ediyoruz. İyiliği sonsuz, ikramı bol yüce Yaradanımıza bizi bu nefis mekanda nefis öğrencilerimizle, ülkemizin medarı iftiharı olacak öğrencilerimizle, onların saygıdeğer anneleriyle, babalarıyla ve çok değerli Haydarpaşa Lisemizin Vakıf Mezunlar Derneği, Aile Birliği ve özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Bakanlığımızın Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğü, yönetimi ve diğer STİM öğretmenleriyle bir arada buluşturduğu için teşekkürlerimizi, şükürlerimizi iletiyoruz. Özellikle bu organizasyonu gerçekleştiren gene başta Haydarpaşa Lisemizin müdüriyeti ve az önce saydığım vakıf, dernek, aile birliği ve bir spor kulübü olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Buraya teşrif eden siz değerli annelerimize, babalarımıza ve değerli öğrencilerimizin hepsine de selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi bu
çok önemli bir gün olduğunun farkındayım. Tabii ki heyecan doruktadır. Az önceki değerli genç öğrencimizin, arkadaşımızın önemli bir şey olmadığını umuyorum. Bir heyecan fırtınası olmasıyla biteceğini umuyorum. Biraz tabii şekerli su, biraz tuzlu ayrana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben aslında bir çocuk hekimi ve onun üzerine de çocuk hematolojisi, çocuk onkolojisi uzmanıyım. 49 sene evvel buradan mezun oldum. Demek ki 52 sene evvel de buraya girmiş biriyim. Ülkemize, gerçekten ülkemize özgürlüğün ne kadar büyük bir değer olduğu ülkemize, Türkiye yüzyılına giren ülkemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemizin bir ucundan gelip bir başka ucunda yetişmek, büyümek ve orada da üniversitemizi yaklaşık 70 bin öğrencisi olan 17 fakültesi, 14 enstitüsü, 75 araştırma uygulama merkezi olan bir üniversitemizde rektörlük yapma fırsatı olmasından ötürü de hakikaten daima şükretmek, teşekkür etmek gerekir. Bunu da temennilerim, değerli genç arkadaşlarımıza da yansıması, onların da bunu yaşamaları. Tabii ki idarecilik şart değil, idareciliğin ötesinde yaşanabilecek araştırmacılık vardır. Eğitim sektöründe olup anlatmak, ders anlatmak vardır. Toplumun içerisinde olmak, toplumun içerisinde topluma dokunmak, girişimci olmak, ticaret erbabı, sanayide bir tesisin sahibi ve hayatın içerisinde olmak, bir sanatçı olmak, bir sporcu olmak ama daima insanlara dokunmak bu işin esasıdır. Tabii Haydarpaşa Lisesi ülkemizin köklü kurumlarından biri ve tabii ki bugün mezun olanlar da bizim ülkemizin güzide evlatları. Onlarla, o gençlerimizle iftihar etmemek mümkün değil. Onları bir iftihar vesilesi görüyoruz. Tabii bizim iftihar etmemizle bitmiyor. Hepimizin bildiği, dünyanın da iftihar etmesi gerekir. Dünyanın da huzuru, barışı, mutluluğu ön plana alan anlayış içerisinde olması gerekir. Buradan mezun olduktan sonra bizim üzerimize düşen işlerden biri de dünyanın adalet üzere olması, zulümlerin, zalimlerin olmadığı, onların hak ettiği karşılığı aldığı, gerçekten adaletle yönetenlerin de en zirvede olduğu günlere ulaşmak. Allah adını kullanarak yandaki komşusuna saldıran ülkeyi de huzurlarınızda bir kere daha lanetliyoruz. Onun bu yaptığı eziyetleri de görmemezlikten gelemiyoruz. Değerli arkadaşlar, umut ve azimle yaşadığınız, kurduğunuz, hazırladığınız bu kişisel hikayesinize şimdi yeni başarılar, yeni umutlar, yeni heyecanlar ekleyeceğiniz bir döneme geldiniz. Bu sizin yolculuğunuzun başlangıcı. Bir yolculuk bitti. Hayat hep böyledir. Bir yolculuk biter, bir daha önümüze çıkar. Bazen küçük bir tepe, bazen büyükçe bir dağ da karşımıza çıkabilir. Ama onu aştıkça emin olun önümüzde en az iki tane düz vadi çıkar. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir kainat, böyle bir planlama yapmıştır. Her zorlukla beraber iki kolaylık olduğunu söylemiştir. Bir zorluğu aşmak önümüze iki tane kolaylık getirir. Sizin de önünüze şimdi yeni seçenekler, yeni heyecanlar geliyor. Bu yürüttüğünüz yollardan daha heyecanlı olana geçerken de bu neye dayanıyor? Sizin azimli olmanıza, sizin çaba ve gayret göstermenize dayanıyor. Önümüzde geleceğiniz yıllarda kimini doktor olarak, tıp doktoru olarak aramızda göreceğiz. Mimar olarak, mühendis olarak, eğitimci olarak göreceğiz. Ama en önemlisi ülkemizin girişimcileri olarak, inovatif buluşlar içerisinde olan yeni buluşları, yeni metodolojileri ülkemize kazandıranlar olarak olmanızı arzu ediyoruz. Ülkemiz 2023 yılında 164,5 milyar dolarlık yurt dışına mal sattı. 100 milyar dolarlık da hizmet sattı. Bu hizmetin içerisinde bizim sağlık hizmetleri var, dizi filmler var vesaireler var. Ama bunları aşmak, 500 milyon milyar dolarlara çıkabilmek ve bununla bu elde ettiğimizle toplumun refahını, toplumun mutluluğunu sağlamak hepimizin öncelikli amaçları olsun. Çünkü bir cümle daha söyleyeyim, alkışı belki öyle de yaparsınız. Bizim üniversitenin hemen yanı başında Kapalı Çarşı vardır. Kapalı Çarşı'nın girişinde Allah Resulü'nün bir sözü vardır. Rızkını kendi emeğiyle kazanan Allah katında en makbul kişidir. Siz de inşallah onlardan olun.
Şimdi önümüzde üniversite yılları başlıyor. Bu üniversite yılları kolay yıllar değil. Ama sizi şekillendirecek, sizin için çok değerli yeni bir dönem olacak. Bu dönemde karşılaşacağınız fırsatlar da var, riskler de var. Önünüze gerçekten donanacağınız yeni yıllar başlıyor. Bir yıl hazırlık belki, arkasından 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık okulları okuyarak yeni donanımlarla ayrılacaksınız, ayrılacağınız bir hayata başlayacaksınız. Unutmayın, orası sadece bir diploma, sadece bir başarı öyküsü olmayacak. Sizi sosyal hayata hazırlayacak, sizi geleceğe hazırlayacak. Sizin hayatın içerisinde insanlığı, yapılanı, her şeyi sorgulayabileceğiniz bir birikim sağlayacaktır. Bilgiyle değil, gayretle her şeyin olduğunu, irade göstererek olduğunu orada göreceksiniz. Yeni öğretim üyelerinizle tanışacaksınız. Onlarla her konuyu tartışacaksınız. Çünkü sorgulayacaksınız. Biz sizden sorgulayan bir öğretim, öğrencilik dönemi, üniversite dönemi istiyoruz. Ve orada da öğretim üyelerinizle öğrendiklerinizi tartışacağınız, her gün en az bir makale okuyacağınız, her gün en az 10 sayfa kitap okuyacağınız bir döneme geçmenizi istiyoruz. O kitaplar size büyüklerimizin hayat öyküleri, biyografileri olabilir, kültür ağırlıklı olabilir, hayat kitabımız olabilir ama unutmayın bu sizin için her gün düzenli yapacağınız bir faaliyet olmalı. Kariyer yolculuğu bir süreklilik ister. Duraklar, yanından geçeceğimiz duraklar vardır. Bu duraklarda inip hayatın bir tarafına dahil olmak mümkün ama kariyerleşmek istiyorsak burada da bize sürekli bir çaba gerekiyor. Ve bunun sonucunda toplumumuz bize aydın, münevver, eğitimli, bilirkişi ve danışman gibi, farklı mentor gibi farklı isimler katıyor. Ve toplumu değiştiren, toplumun dinamiklerini olumlu yönde değiştiren bu kişilerdir. Aileyi önce kendini, sonra ailesini, sonra ülkesini ve sonra insanlığa büyük katkılarda bulunanlar bunlardır. Ve dikkat ederseniz de her savaşta, her işgalde ilk zarar görenler, ilk müdahale edilip dışlananlar o eğitimli kişilerdir. O aydın, münevver, mentor dediğimiz insanlardır. Çünkü toplum için en kıymetli kişiler onlardır. Biz o alim kişilerden birileri olmanızı canı gönülden arzuluyoruz. Çünkü başlayacağınız dönemin keşkelerle değil de başarı öyküleri olmasını istiyoruz. Oralarda çabuk geçmemesini istiyoruz. Değerli hocalarımız çok güzel zikrettiler. Bu arkadaşlık unutulmaz. 37 kişilik 6 fen E sınıfından 19 kişi hala birbirimizle görüşürüz. Yani 1975'ten neredeyse 50. senemize geldik. Hepsi de maşallah sapasağlam hayatlarına devam ediyorlar. Ulaşamadıklarımız oldu. Ama Haydarpaşa liselisi olmanın bir bereketi, bir heyecanı, bir mutluluğu daima bir araya geldiğimizde bizi kaplar. O meşhur marşımızı bir zamanlar aynı güfteyi farklı sözlerle söylediğimiz Haydarpaşa Liseli Marşı'nı bu sefer orijinal sözleriyle her zaman hatırlarımızda tutuyoruz ve söylüyoruz. Bunu niye söylüyorum? Buradan yetiştiğimiz bilgiyi şimdi yeni gideceğimiz üniversitede de farklı arkadaşlarımız olacak. O farklı arkadaşlarımızla da pekiştirmek durumundayız. Ülkemizin her yerinden gelenler olacak. İstanbul Üniversitesi'nin öğrencilerinin %8'i uluslararası öğrenci. İstanbul ortalaması yaklaşık %4.2 kadar. Bizde bunun 2 katı kadar yabancı uluslararası öğrenci var. Hatta birçoğunuz belki uluslararası eğitimde alacaksınız. Çünkü dünyada 3 şey globalleşti, evrenselleşti. 1 bilgi, 2 sermaye, 3 iş gücü, emek. Bunlar global olarak yapıldı. Şimdi kişi oturduğu yerden klavyelerle dünyanın farklı bir şirketine çalışabiliyor. Size de bu yeni olanaklar olacak. Belki sizde bundan çok daha ötesi olacak. Çünkü dijital teknoloji, bilgi çağı çok farklı yerlere götürüyor. Bunu asla unutmamak lazım. O çağa hazır olmamız lazım. Biz kuşun olduğu yeri değil, kuşun uçtuğu yere göre bakmamız lazım.
ve bilgimizi de oraya göre hazırlamamız lazım. Muhterem anneler, babalar, eminim siz başladığınızda şoförlük bilmeyen şoförlük öğrendi, lisan bilmeyen lisan öğrendi ta ki sizin bulunduğu çağlara kendilerini hazırladılar. Ama sizler de sizden sonra, ihmal etmeyin bu arada, muhakkak yuva kurmayı ihmal etmeyin. En kısa zamanda üniversiteye başladığınızda evlenin ve evlatlar sahibi olun. Ülkemize sizin kuracağınız o düzen sizi biçimleyecektir. Size sorumluluk verecektir. Ve anneniz babanız da sizlerle bir kere daha övünecektir. Ben öyle inanıyorum. Aynı şeylerin söylendiği yerde, herkesin aynı şeyi söylediği yerde kimse konuşmuyor gibi deriz. Dolayısıyla farklı farklı şeyleri konuşmaktan çekinmeyin. Bilim farklılıkların olduğu yerdir. Üniversite farklılıkların buluştuğu yerdir. Ve oradan bilginin tüm insanlığı aydınlattığı mekanlar olarak oraları biliriz. Bizim İstanbul Üniversitesi'nin meşhur İstanbul Üniversitesi Kulesi'nde mavi yandığı zaman o gün hava pırıl pırıldır, apaçıktır. Sizin de bahtınızın öyle masmavi olmasını istiyoruz. Ama tabii o kuleden bazen beyaz ışık da yanar. O beyaz ışık da o gün havanın karlı olacağını söyler. O da bir bembeyaz hayat. Onu da arzu ediyoruz tabii ki. Sadece sarı yanıp sisli bir hayat olsun istemiyoruz. Berrak bir hayat olsun istiyoruz. Yağmurlu günler de istiyoruz. Yeşilin yanmasını da arzu ediyoruz. Kainatın temizliği için, şehrimizin temizliği için, ruhumuzun temizliği için de ona ihtiyaç var. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi size sadece bir bilim dünyası getirmeyecek, sizi sosyal hayata katacak bir mekan olarak da sizlerle beraber olacak. Şu anda tescilli 5 tane müzesi var. Bunlardan biri az önce bahsettiğim o Yangın Kulesi, bir tanesi Arkeoloji Müzesi, hemen Laleli'den Aksaray'a inerken Erdoğan Çelikel Arkeoloji Müzesi, bir tanesi Hattat Hilmi Efendi'nin damadı Feyhaman Duran'ın hat ve resim sergisi. Bir başkası. Dolayısıyla kapılarımız sonuna kadar size açık ve siz de bu açık olan kapıdan sonuna kadar girin ve hayatı gerçekleştirin. Hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Başarılarınız daim olsun. Bahtınız açık olsun. Eyvallah! Sayın Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar'a teşekkür ediyoruz. Hocamızı bırakmıyoruz. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verilecek. Belgeyi vermek üzere Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Gökalpbaşı sahneye davet ediyoruz. Okul bizleri eğitmeyi, toplumsal ve kültürel değerlerimizi benimseten, modern anlayışta bireyler yetiştirmeyi, böylelikle de ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı hedefleyen değerler bütünüdür. İşte şimdi bu bütün içinde duruşları, çalışmaları ve tüm güzel özellikleriyle fark yaratanlara sıra geldi.
Değerli konuklarımız, başarılar elbette gurur vericidir. Çünkü kolay elde edilmez, mücadele gerektirir, devamlılık gerektirir. Şimdi gösterdikleri üstün gayretlerle okulumuzdan derece ile mezun olmaya hak kazanmış, gururu ve alkışlanmayı gerçekten hak etmiş öğrencilerimizi anons etmek istiyorum. Lise hayatını özverili çalışmalarıyla taçlandıran, okulumuzdan derece ile mezun olan öğrencilerimize plaket ve ödülleri verilecektir. 86. dönem üçüncüsü olan öğrencimiz, 12 A sınıfından Nur Beril Yüceer'i alkışlar eşliğinde sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize diploma ve plaketlerini vermek üzere müdür yardımcımız Sayın Semra Atağ'ı da sahneye davet ediyoruz. İkincisi olan öğrencimiz 12 A sınıfından Ayşenur İşalı alkışlar eşliğinde sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize hediye ve plaketini vermek üzere müdür yardımcımız İlhan Deligöz'ü sahneye davet ediyoruz. Dönem birincisi. Önce güzel bir alkış istiyorum. Hepsine, sadece birinciye değil, okul birincimiz 86. dönem Haydarpaşa Lisesi birincisi 12 C sınıfı Zeynep Dilik. Öğrencimize diplomasını, plaketini vermek üzere müdür vekilimiz Sayın Yücel Çelik'i de sahneye davet ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi büyük bir camia ve camiamızın pek çok kuruluşu mevcuttur. Bu kuruluşlarımız başarılı öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim edeceklerdir. İlk olarak öğrencilerimize hediyelerini vermek üzere değerli vakıf üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Thank you.
Onlar bir ekip, onlar bir takım. Bir alkış daha istiyorum lütfen. Sayın Mehmet Bilir, Sayın Tuncel Erciye, Sayın Nafi Erdoğan. Alkışlarla geldiler efendim. Buyurun. Akışta, evet, küçük bir yanlışlık olmuş. Daha önce hediyeler takdim edilmiş. Kusura bakmayınız efendim. Öğrencilerimize hediyelerini vermek üzere Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği'ni Sayın Nejat Doğan Başkanlığı'nda dernek üyeleriyle sahneye davet ediyoruz efendim. Buyurun. Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü Başkanı Sayın Tayfun Kardeş'i sahneye davet ediyoruz. Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü Başkanı Sayın
Tayfun kardeşi ve ekibine teşekkür ediyoruz. Anlamlı bir tarih dosyası. Bu zengin geçmiş, Haydarpaşalı olmanın gururunu, ayrıcalığını, güzelliğini hepimize yaşatıyor, yaşatacak. Okul birincimiz mezuniyet kütüğüne, okul tarihine bir isim bırakırken kocaman alkışlayacağız onu. Bu kutsal görev için... Evet, aile birliğimizin de ödülü varmış. Aile birliği başkanımız Melek Hanım'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum efendim. Buyurun. Öğrencilerimize hediye yağıyor bu akşam değil mi? Tebrik ediyoruz. Zeynep hazır sahnedeyken mezuniyet kütüğümüz gelsin yavaş yavaş. Hazır mı? Evet, kütüğe de bir alkış. Huzurlarınıza geliyor. Evet, dönem birincimiz, 86. dönemin birincisi Zeynep Dilik adını tarihe kazıyacak, adını buradaki kütüğümüze kazıyacak şimdi. Yine bir alkış istiyorum, kuvvetli bir alkış. Altıncı dönem birincimiz Zeynep Dilik'i bırakmıyoruz. Mezunlar adına duygularını paylaşması için mikrofona davet ediyoruz. Çok kıymetli misafirlerimiz, değerli öğretmenlerim ve tabii ki sevgili arkadaşlarım. Mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 5 yıl önce Haydarpaşa Lisesi'ne kaydolduğumuzda, bu maceraya çıktığımızda neler yaşayacağımızdan habersizdik. Hiçbirimiz tahmin etmezdik harika bir 5 yıl yaşayacağımızı, mükemmel dostluklar kuracağımızı, öğretmenlerimizle her anımızın daha da güzelleşeceğini ve bilgi birikimimizin bu kadar artacağını. 5 yıllık sürecinde bugün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder der Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli öğretmenlerimize seslenir. Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Biz de atamızın bizlerden beklediği bir gençlik olmaya çalışıyoruz. Bu amacımıza ulaşmakta bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimizi tekrar sunuyoruz. İyi ki varsınız. Ve tabii her zaman yanımızda olan, her kararımızda bizi destekleyen kıymetli ailelerimiz, iyi ki varsınız. Bugünlere gelmemizde emeğiniz yadsınamaz. Ama
Sözlerime burada son verirken 86. dönem Haydarpaşa Lisesi mezunları olarak okulumuza duyduğumuz aidiyetin gururunu yıllar sonra da yaşıyor olacağımızı belirtmek isterim. Bu bir son değil, aksine yeni bir başlangıç. Üniversite hayatında tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Güzel bir tören olmasını umuyorum. Herkese iyi akşamlar. Öğrencimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Haydarpaşa Lisesi mezunları dosyası gün be gün kabarmaya devam ediyor. Çiçek gibi gün be gün açmaya, renklenmeye. Amacımız eğitimle şekillenmiş, güçlü bir öğretim gerçekleştirmek. Bu duygu ve hedeflerle çiçek tohumu gibi yeşerttiğimiz öğrencilerimiz bizi onurlandırıyor. Bir maratona çıkmıştık hep beraber. Yorucu ama gerekli, zorlu ama keyifli. Bazılarımız bu maratonda ipi göğüslediler. Sevgili gençler, sizin başarınız, zaferiniz, bizim kıvancımız bol olsun. Eğitim öğretim, aydınlanmış nesiller boyu devam eden bir süreç. Bu süreçte biz öğretmenler bir değer olduğumuz inancıyla size elimizi uzattık. Ne mutlu bize. Işıl ışıl fidanlara uzandık ve ne mutlu size, ne mutlu uzanan ele yetişene. Şimdi eğitimdeki devamlılığı sembolize eden, manevi değerlerimizin başında gelen bayrağımızın ve flamamızın devir teslim törenini gerçekleştireceğiz. 85. dönem mezunlarından bayrağımızı teslim alan 12. sınıf öğrencimiz Emir Mert Güldalı, 11. sınıf öğrencimiz Ediz Doğan Karakoç'a bayrağımızı, 85. dönem mezunlarımızdan flamamızı teslim alan 12. sınıf öğrencimiz Ayşenur İşal, 11. sınıf öğrencimiz Nisa Kalkan'a flamamızı devredecektir. Evet, değerli misafirlerimiz, bayrak devir teslim törenini izlerken sizi ayağa davet ediyorum. Bayrak kıtası, rahat. Hazır ol. Bayrak, flama, al. Uygun adım, marş. Kıt, adur. Bayrak, flama, al. Rahat. Bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağımızı ve sosyal faaliyetleri bağlayıcı, birleştirici olan okulumuz flamasını bir yıl önce devraldık ve şerefiyle koruduk. Bu süre içerisinde okulumuzda birlik, beraberlik ve kardeşliği sağlayıp yaymaya çalıştık. Aldığımız bu kutsal görevi yerine getirdiğimize inanarak bugün huzurlarınızda bayrağımızı ve flamamızı son sınıf adaylarına teslim ederken onların da aynı görev aşkıyla gereğini yapacaklarına inanıyor ve öperek teslim ediyoruz. Bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağımız ile okulumuz Haydarpaşa Lisesi'nin flamasını bugüne kadar şerefle taşıyan son sınıf arkadaşlarımızdan bu kutsal görevi devralırken sizlerin huzurlarında onların başarıları üzerine başarılar ekleyip okulda birlik ve beraberliği koruyup bütün sosyal faaliyetlerin devamını sağlayacağımıza söz veriyor, bayrak ve flamamızı öperek teslim alıyoruz. Bayrak kıtası, hazır ol. Bayrak, flama, al. Geriye dön. Uygun adım, marş. Teşekkürler.
Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Bayrak flama devir teslim töreni için biraz önce sizler şahit oldunuz. Çok güzel bir devir teslimdi. Şimdi törenimize bir şiirle devam ediyoruz. Buyurun Çiğdem Hocam. Bayrak flama devir teslim törenini gerçekleştiren okulumuz Bedir Eğitim Öğretmeni Nurullah Çayırcık Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Beden eğitimi öğretmenimiz Nurullah Çayırcık ve öğrencilerimize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve Haydarpaşa Lisesi, okulların en seçkini. Oraya ait marşlar kendiliğinden dilinize düşer ve size eşlik eder. Bu coşkuyla sizleri müzik öğretmenimiz İrfan Genç yönetiminde Haydarpaşa Lisesi marşını söylemeye davet ediyorum.
Müzik öğretmenlerimiz Pervin Özer Özkan ve İrfan Genç hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm Haydarpaşalılara tabii ki. Özgür olmayı seviyorlardı düşüncelerinde, hayallerinde, arzularında. Özgüvenleri vardı. Açık, dürüst, ön yargısız olduğumuz zaman ulaşılabiliyordu yüreklerine. Sevilmeyi seviyorlardı. Sevmeyi de biliyorlardı. Onlar bizim sevgili öğrencilerimiz, kıymetlilerimiz. Haydarpaşa Lisesi ormanındaki fidanlar büyüdü. Onlar artık bir senfoninin en neşeli, en farklı notası olacak. O masum, sevecen, güzel yüreklerimizde büyüyen binlerce fidan var. Çiçek açtılar, meyve verecekler, evrenin acımışlarını tatlandıracaklar. Sevgili yavrularımız, sevincimiz, emeğimiz, gururumuz. Hepinizi kutluyoruz, kucaklıyoruz ve mezuniyet belgelerinizi alırken gönülden alkışlıyoruz. Ve işte geçtiğimiz seneden bugüne gelen koca yılın göç zamanı, mezuniyet. Haydarpaşa Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu vatan için yetiştirdiği evlatlarını mezun ederek sevgiyle ve gururla uğurluyor. Diplomalarını almak üzere şimdi sınıflarımızı sahneye davet edeceğiz. 12A sınıfı öğrencilerini, öğretmenleri Derya Ersoy ile beraber diplomaları için sahneye davet ediyorum. 12A için değerli öğretmenlerimizden, F'den, peki, tamam. F sınıfından başlayalım, geriye doğru gidelim o zaman. F sınıfı. F sınıfında sınıf rehber öğretmenimiz Volkan Çoban'la beraber öğrencilerimiz diplomalarını alacaklar. Alkışlar. Öğretmenlerimizden Aslan Tekinay, Ayla Köse, Seyhan Sarıoğlu, Rahmi Çakır ve Betül Durmuş da lütfen sahneye. Sınıfı öğrencilerimizi yerlerine alıyoruz. Şimdi 12 sınıfı öğrencilerini sahneye davet ediyorum. Başta sınıf öğretmenleri Özge Öncül hocam, Ercan Akın, İrfan Genç, Mediha Tabak, Özge Öncül, Seda Danacı, Yetti Oya Becerik, Şenel Gümrükçü, Fuat Ses hocalarımızı diploma için sahneye davet ediyoruz. Thank you.
Türkiye'yi alkışlarla yerini alıyoruz. 12D sınıfını sınıf rehber öğretmenleri Yavuz Kalkan eşliğinde diplomalarını almak üzere birkaç adım öne alalım. Buyurun. Yavuz Hocam'a eşlik etmek üzere Müdür Vekilimiz Sayın Yücel Çelik, Dilek İlköz, Duygu Betül Özkancı, Ebru Paşalıoğlu, Engin Aydın, Esma Nur Esen, Hatice Selamet hocalarımız da alkışlarınızla sahneye alın. C sınıfı öğrencilerimizi sınıf öğretmenleri Ercan Duman eşliğinde sahneye davet ediyoruz. Ercan hocamızla birlikte Canan Uysal, Hasan Hüseyin Özmen, İlhan Deligöz, Melih Çıtakoğlu, Nurullah Çayırcık, Pervin Özer Özkan ve Saadet Yaralı hocalarımızı da sahneye davet ediyoruz. Da 12C sınıfını da yavaşça yerlerini alalım. Tebrik ediyoruz. Sırada 12B sınıfı var. Sınıf rehber öğretmenleri Şafak Mehmet Danacı eşliğinde onlar da diplomalarını alacaklar. Yine kuvvetli bir alkış istiyoruz. Şafak Hocam'la beraber diplomaları vermek üzere öğretmenlerimizden Betül Süer, İyi Güngör, Demet Güner, Emir Hüseyin Yiğit, Melih Bilge, Nurşah Alp, Semra Ata ve Yavuz Aydemir burada. Lütfen onları da sahneye alalım. Thank you.
12B sınıfı öğrencilerimizi tebrik ediyor ve yerlerini alıyoruz. Şimdi de 12A sınıfı öğrencilerimizi sınıf öğretmenleri Derya Ersoy eşliğinde sahneye çağırıyoruz. Derya hocamızla birlikte öğrencilerimiz için, öğrencilerimize diplomalarını vermek için Ahmet Tüfekçi, Elife Uludeveci, Esin Salkım, Gülseren Çatalbaş Uzun, Nursel Gürbüz, Sibel Yeşiltepe, Seyhan Sarıoğlu hocalarımızı da sahneye çağırıyoruz. İlhan hocam, çok yoğun istek var 12A'dan. Sizi de alalım. Sizi de çok istediler. Özellikle anons edeyim. İnsan benim adım. Nabzı sevginin ritmiyle atıyor. Her şeyi aynı kalple sevemeyeceğim belki ama nefret de etmeyeceğim. Sıcak tebessümler göndereceğim boz tutmuş yüreklere. Bir gün onlar da öğrenecek sevmeyi. Yok etmeyi değil, yaratmayı. Asla boyun eğmeyeceğim hüzünlere. Sınıf başkanları tarafından mezuniyet pastası kesilecektir. Sınıf başkanlarını sahneye davet ediyorum. Mert Düzer, 12B Emirhan Efe Doğan, 12C Mehmet Kerem Sağır, 12D Veysel Efe Vatandaş, 12E Durin İliman, 12F Bilge Atasoy. Pasta geliyor.
asamızı da kestik. Öğrencilerimizin ağzı azıcık tatlandı. Ben de şöyle evet pastalanmadan kenarda kalarak devam ediyorum. Evet. 5 yıllık güzel, heyecanlı bir sürecin lise hayatının göç zamanı başlıyor. Mezun, mezuniyet, mezun olacağız, mezun oluyoruz, mezuniyet töreni ve cübbelerimizin üstündeki keplerimiz. Şimdi eller başlara, şimdi kepler havaya diyeceğiz. Hazır mıyız? Hazırlanalım ufaktan. Şu an ben de sizinle beraber kep atmayı çok istiyorum. Bu şerefli kurumdan mezun oluşumun 30. yılında bu töreni sunuyorum. Emeği geçen bütün idarecilerime teşekkür ediyorum bu kutsal görevi verdikleri için. Çok sağ olun. Kepler çıkışta okul aile birliği tarafından fuaye alanında teslim alınacak, kaybetmeyelim. Çatıdan toplamayalım. Hazır mıyız? Duyamadım, hazır mıyız? Haydarpaşa hazır mıyız? O zaman 2024 mezunlarının kep atmaları için geri sayım başlasın. Nesne bana geldi. Teşekkür ediyorum.
Çıkacağınız yolculuk hayırlı olsun. Sizi sevgiyle uğurluyoruz. Özlemle ve kıvançla bekleyeceğiz. Mezuniyet törenimiz burada son bulmuştur. Saygılar sunarız. Arkadaşlar bir saniye. Sayın velilerim, yaklaşık 15 dakika vaktiniz var veya 20 dakika. Öğrencilerinizle fotoğraf çektirebilirsiniz fuayede. Sonra sizi üst kata kafeteryaya alacağız. Gençlerimiz kendi aralarında eğlenecekler. Anlaştık mı? Tamam. Hadi. Siz de gençler cübbelerinizi fuayede bırakıyorsunuz. Cübbeler isim bildirerek.